Tomis, herkese merhabalar. Bayramdan 2 gün önceliyiz şu an yarınlarda ve biz anneme gidiyoruz, hazırlandık. Bakın, Tomis. Tomis bu çantasını ilk defa kullanıyor. Değil mi kızım? Eşyalarını buraya koydum ve onu almaya gidiyorum. Bakalım. Tomris. Kızım, nereye geldik? Nereye geldik? Çok mu sevdin buradan bakmayı sen? Burada oturuyor bayağıdır babamın yanında. Kız. Annesinde yıkanan havun üzerinde uyuyan birileri var. Bu ne? Bu ne kızım? Güzel kızım. Annemle sarmaları sardık, bir şeyler yedik. Şimdi limonata içiyoruz. Birazdan da soğuk baklava yapacağız. Şöyle hazır yufkayla. Artık bakalım, sizlere göstereyim. Zaten internetten bir tarife bakacağız. Daha önce denemiştik. Güzel olmuştu. Lezzetliydi. Bakalım. Bu sefer deneyeceğiz ama cevizli yapacağız. Aslında yarısını Antepli yapacaktık ama çarşıya çıkmaya çok üşendim. O kadar sıcak ki hava. Öyle. Anne tam 999. Bir diyor. Oynadın mı? Yok, oynamadım. Hah, şimdi bir. Ay, oynamamıştım. Kendisi öyle yaptı. 1 kilo şeker koyduk ve şimdi 1 litre süt ekleyeceğiz. Şerbeti kaynamaya bırakacağız. Şimdi 250 mg da tereyağı ekliyoruz. Hassas tartı. Hadi 55 gram. 55 gram daha gerekli. Şimdi buna bir de sıvı yağ ekleyeceğiz. Sonra eriteceğiz. Üstündeki köpüğü de alacağız. O şekilde yufkalara süreceğiz. Kızım. Kızım. Allah'ım ya, kendine bir yer mi buldun sen? Nereye çıkıyor? Otur mu? Yeter herhalde bu kadar. Şimdi yağın bir bardağını ayırıyoruz ki en üstüne koymak için. Diğer kısmını da işte aralarına süreceğiz. Yok ya, çabuk. İçinden çıktı bu. 2 koyup yağlıyoruz, tekrar 2 koyuyoruz. Alt kısmına 20, üst kısmına da 20 gelecek şekilde yapacağız. Şöyle kaldırayım biraz. Al 2. Evet, böyle iyi oldu. Şimdi yufkalar büyük geldiği için kestik. Göz kararı kestim valla. Göz var. Hiçbir şey yok. Tam kesmişim değil mi göz kararı? Evet. Kaç oldu? 12. 12. Şimdi cevizini koyacağız ve bu katı yağlamıyoruz. Koy.
Böyle. Biraz daha gel biri. Şerbeti döktü kızlar. Biraz böyle dinleniyor şimdi. Sonra kakao ve çikolata ekleyeceğiz. Şimdi pudra şekeriyle kakaoyu karıştırıyoruz. Yarım tatlı kaşığı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı da kakaoyu karıştırıyoruz şimdi. Yetmezse bir de aynı karışımdan yapacağız. Şimdi de üstüne rendelediğimiz çikolatayı dökeceğiz. Aslında bir tarifte pudra şekeri yok. Bir tarifte de çikolata yok. Biz ikisini birleştirdik çünkü daha önce de annem böyle yapmıştı ve çok güzel oluyor. Baklavayı dolaba koyduk. Bakalım yarın sabaha kadar dinlenecek. İnşallah tadı güzel olmuştur. Evet, kahvaltımız hazır. Annem sabah poğaça yapmış, börek yapmış, mis gibi. Ben de şimdi bunları hazırladım. Şimdi kahvaltıya başlayacağız. Halit hoş da bizde. Bu arada dün akşam, yani gece tadına baktık. Çok güzel olmuş. Bu tarifle yapabilirsiniz kesinlikle. Bu arada burada da sarmalarımız pişiyor. Pişmek üzere, hatta annem koymuş bile. Pis pis pis, yemedin mi? Bir daha. Anneşi. Abisi de. Abesi. Abesi. Abi dedim. Bizim lokum aşağıya inmiş komşu. Doruk Bey PlayStation öğretecek şimdi. Ne oynayacağız? Savaş. Diğer televizyona neden olmuyor? Şey, takılmıyor. Şunlara bir mesaj atıversene. Olur. E açmadın. Saklacıymış. Açılacak. Şimdi bayramın ikinci günü biz de köye geldik.
Annemler artık buraya taşınacak. O yüzden malzemeler falan var. Ev büyütülüyor. Ve mutfak dolapları gelmiş bile. Bayağı böyle işte mutfak dolapları, banyo dolapları sipariş verildi. Ev büyütülünce bunlar da monte edilecek. Şimdi mutfak dolaplarını bir kısmını buraya getirmiş. Sipariş verdiğimiz kişi. Bakalım nasıl olacak. Şu tezgah rengi. Tabii bu şekilde kalmayacak henüz. Bakalım. Balkon falan da şu an kapatılıyor. Dediğim gibi 2 ay içinde falan annemler buraya taşınmış olacak. Nasipse. O yüzden bahçe kısmı şu an için bakımsız kaldı. Size şeyi de göstereceğim. Şimdi babam burayı birazcık kapatmış bile. Daha da kapanacak. Bir farklı bir süreç olacak. Ben de daha tam şeyini bilmiyorum. Sürecini. Bir kısmını babam, bir kısmını ustalar yapacak. Hadi lan yavrum. Öyle. Bayağı örmüş babam duvar bu kısmı. Şuraları ne olacak baba, şu aralıklar? Bunları kapatacağız. En son. Bu kısım şey olarak kalacak değil mi? Balkon olarak. He? Burası balkon olarak kalacak. O kadar daha uzayacak burası ya. Kenar ileri doğru değil mi uzayacak? Mama ve su kabını da temizledim. Şimdi birazdan şu beyaz yeri sileceğim. O kadar bitti. Evimize geldik artık. Bayramın ikinci günü akşamı ve biz evimizdeyiz. Bugün hiç yüz yüze görüşememiştik. Hatta belki de dün de görüşemedik. Tam bilmiyorum. Biz şimdi evimize geldik. Dediğim gibi az önce de kamera yamuk duruyormuş gibi hissediyorum ve şimdi oldu. Biz şimdi evimize geldik Thomas kızla. Buralarım hep uçuk oldu. Ben de hiç uçuk çıkmazdı normalde. Çok uzun zamandır. Yani en son ne zaman çıktığını hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama şurada bir çıktı, sonra burası iltihap kaptı. Şu an geçmiş hali yani. Siz öyle düşünün. Neyse Arife'den bir gün önce annemlere gittim biliyorsunuz. O zaman çekmeye başlamıştım. Bugün bayramın ikinci günü ve artık bu videoyu kapatayım istedim. Birinci gün annemlerle evdeydik. İşte bu bayram telaşlı bayram. Ve annemler ilk defa, hayatlarında ilk kez Kurban Bayramı'nda danaya girdiler.
işte onun etleri falan geldi. Daha temiz oldu. Köye gittiğimizde bahsetmiştim. Annemler artık köye taşınacaklar. Oradaki evi büyütüyorlar. Bundan dolayı da orası bir inşaat halinde olduğu için orada her sene kendimiz kesiyorduk. Ama bu sefer dedik ki böyle daha kolay olacak. O yüzden birinci gün öyle et işleriyle uğraştık. İkinci günde bugündü zaten. Gördüğünüz gibi ablamın kayınvalidesine kahvaltıya gittik. Hem de bayramlaştık. O davet etmişti. Sonra köy evine geçtik. Babam orada biraz işlerini halletti. Bakalım bayramdan sonra orasındaki işler hızlanacak. Öyle sonrasında annemler de İzmir'de birkaç ziyaret yapacaklardı. Ve beni de eve bıraktılar. Artık bu videoyu burada bitireyim istiyorum. Tarifle ve bayramdan birkaç kesitle geçen bir vlog oldu. Bakalım yarın ne yapacağımı henüz bilmiyorum. 2-3 gün daha tatilim var. Dinlenmeli, eğlenmeli geçirmeyi düşünüyorum. Bazen arkadaşlarımla plan yaptığım zamanlarda çekmiyorum. Bilmiyorum, bazı günler dinlenmek istiyorum. Karne süreçleri, toplantı süreçleri derken böyle dinlenmek istediğim için biraz vlogları da aksatmış oldum. Bakalım yine toparlayacağız. Ara ara böyle çöküşler oluyor. Neyse artık kapatalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.